gönüllü elçilerimiz iyi bir eğitim amacıyla dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye geliyorlar. Bu haftaki programımızda Çankırı'dayız. Ülkemizin geleneksel kültürünün korunduğu ve sürdürüldüğü en önemli yörelerden olan Çankırı, temelini ahilikten alan yaran geleneğinin de halen yaşatıldığı bir şehrimiz. Misafirperverliğin ülkemizdeki merkezlerinden olan kentte ayrıca Türkiye'nin en büyük tuz rezervi yer almaktadır. Adını Çankırı'nın Fatihi Emir Karatekin Bey'den alan Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2007 yılında kurulmuş olmasına rağmen hızla büyüyen ve gelişen bir okul. 7 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulu bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi, dünyanın farklı bölgelerinden ama en çok da Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerimize eğitim veriyor. Üniversite yönetiminin öğrenci odaklı yönetim anlayışı ve kurulan güçlü iletişim, uluslararası öğrencilerin ülkemize uyumunda büyük pay sahibi. Cibuti'den Çankırı'ya geldim. Türkçe dil öğrenmek için. Şimdi yaklaşık 4 ay buradayım. Kilometrelerce uzaktaki evlerinden gelen Hima ve arkadaşları da hemen yanı başımızdan, kardeş vatanımız Azerbaycan'dan gelen Şahmaran Sadıkov da iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek için ülkemizi seçmiş. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. İnsan ikinci vatanında, ikinci ana vatanında bulunması çok güzel. Hani hep biz televizyonlardan duyardık hani Azerbaycan Türkiye kardeş diye. Buraya gelip de o kardeşliği birebir yaşamak daha çok güzel duygu. Dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ağırlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile oluyor. Karatekin Üniversitesi'ne yurt dışından gelen pek çok öğrenci var. Bunlar çeşitli amaçlarla geliyorlar. Bazıları yüksek lisans ve doktora eğitimi için veya değişim programı kapsamında geliyorlar. Örneğin yüksek lisans programı kapsamında 22 tane Cibutili öğrencimiz var. Biz bunları çok seviyoruz. Onlar da buradan çok memnunlar. Onun dışında 48 tane diğer ülkelerden değişik programlar kapsamında üniversitemizde okuyan, eğitim alan öğrencilerimiz var. Misafir öğrenciler burada hızlı ve etkili bir şekilde Türkçe öğrenerek hayallerindeki mesleklere bir adım daha yaklaşıyorlar. Normalde garip hissettim. Çünkü insanlar bana her zaman baktı ve rahatsız oldum. Ama zamanla alıştım. Umurumda değil. Evet. Neler oluyor? Neler oluyor? Aha. Evet, orada gitmem gerek. Yüksek lisans eğitimi için Türkiye'yi seçen Hibo gibi farklı kültürlerden gelen diğer öğrenciler de ortak paydaları olan Türkçeyi Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde her yönüyle öğreniyorlar. Türkiye ilk başta Müslüman ülke ve Türkçe konuşan bir ülke. O yüzden Türkiye'yi seçmiştim. Çankırı küçük ve güzel bir şehir. Ben okumaya geldiğim için hani benim için küçük olması ya da büyük olması fark etmiyor o yüzden. Sunulan kaliteli Türkçe eğitimin yanı sıra misafir öğrenciler Çankırı'ya gelir gelmez okul yönetiminin desteğiyle karşılaşıyorlar. Onların güzel bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Çankırı Karatekin Üniversitesi hiçbir hizmetten kaçınmıyor. Mesela bu yabancı öğrencilerimiz gelir gelmez hemen üniversitemizin misafirhanesi var. Tamamıyla bunlara tahsis ediyoruz. Bütün sosyal tesislerimizden, bütün alanlarımızdan yararlanmaları için azami gayret sarf ediyoruz. Bunlara danışmanlar tahsis ediyoruz. Üniversitemizi tanıtıyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz. Şehri
ve insanlarımızı tanıtıyoruz. Onlarla nasıl alışveriş yapmaları gerektiğini, nasıl diyalog kurmaları gerektiğini, nasıl pazarlık yapmaları gerektiğini yeri geldiğinde öğretiyoruz, gösteriyoruz. Bu anlamda onları tamamıyla bizim gibi bu ülkede yaşayabilecek bireyler olması anlamında yardımcı oluyoruz, bilgilendiriyoruz, yanında oluyoruz. Okul yönetiminin ilgisi ve Türk insanının sıcaklığıyla uluslararası öğrenciler ülkemize kısa sürede alışıyorlar. 6 ay içerisinde Türkiye'ye alıştım. Alışmak çok hani kolay olmadı. Ama Türk insanları yardımsever ve konuşkan bir millet olduğu için çok fazla yabancılık çekmedim. Üniversitede zaten yabancı uyruklu olduğum için daha çok sıcakkanlı, hani sıcak davrandılar. Öğrenciler de, hocalarım da. Misafir öğrencilerimiz ülkemize öyle uyum sağlamışlar ki artık kendilerini bizden biri olarak görüyor, evlerinde hissediyorlar. Her ne kadar uluslararası öğrencilerimizin geldikleri ülkelerle burası arasında iklim farkı olsa da gönül iklimlerimiz aynı. Türkler, yabancılar çok seviyorlar ve yardım ediyorlar. Ve bizi her yer gittikten zaman bize ile konuşuyorlar ve iyi memnuniyet karşılıyorlar. Ülkemize uyumun Türkçeden geçtiğini bilen Çankırı Karatekin Üniversitesi, misafir öğrencilere donanımlı öğretmenlerle yoğun bir Türkçe eğitimi veriyor. Üniversitemize gelen öğrenciler bakımından bizim dil eğitim merkezimiz var. Gayet yetkin hocalar, iyi stüdyolar, sınıflar ve imkanlarımız var. Bu konuda oldukça gelişmiş bir modellememiz var. Çok kısa zamanda onlara yine hocalarımızın sevgisi ve fedakarlığıyla çok kısa zamanda dilimizi öğretebiliyoruz. Onlar da büyük bir zevkle öğreniyorlar. Ben şahsen fakülteleri gezdiğimde onlarla konuşuyorum. Çok kısa zamanda Türkçeyi çok rahat konuştuklarını, güler yüzle yine bizim gibi mukabele ettiklerini ve işlerini yürütebildiklerini, eğitimlerini sağlıklı olarak sağlayabildiklerini memnuniyetle görüyorum. Ne demiş? Aşağıdaki isimleri uygun fiillerle eşleştiririz. Bu yurtta kalıyor değil mi? Evet. Peki, yurtta mı, yurtta mı? Yurtta. Yurtta. Bölgesinde ve dünyada günden güne güçlenen Türkiye'nin cazibe merkezi olmasıyla Türkçe'ye de ilgi artıyor. Ben Türk gibi konuşmak istiyorum zaten. Onlara gibi olmak istiyorum. Çünkü kültür ve bize kültür aynı, biraz farklı ama aynı. Mesela ben bir Türk konuşmak gördükten sonra ona ile konuşmak istiyorum. Ama öyle saati demiyoruz değil mi? Saati. Ülkelerindeki zor şartlardan Çankırı Karatekin Üniversitesi aracılığıyla güzel bir geleceğe uzanabilmenin peşinde olan uluslararası öğrencilerimiz kaliteli, dünyaya açık eğitimi can kulağıyla dinliyorlar. Türkçeyi fazla bilmiyordum. Türkçeyi öğrenene kadar biraz hani markete gittiğimde ve kendimi ifade etmekte biraz zorlandım, kıyafet seçiminde. Üniversitede kitap seçiminde ya da hocalarla iletişim kurmakta biraz zorlandım. Ama dil öğrenme merkezinde bir sene Türkçe eğitimi aldıktan sonra daha çok alıştım. O da Sin'de mi, o da Sın'da mı? Eğitim sevdasıyla ülkelerinden kilometrelerce uzakta yaşayan misafir öğrenciler daha uygun ve güzel şartlarda eğitim aldıklarının bilincinde. Sistem eğitimi bana göre burada daha iyi. Çünkü Cibuti'de bir sınıfa içinde 50-60 öğrenciler var. Ve hoca her zaman müsait değildi. Ve ama burada öğrenciler çok az ve ders iyi anlatmak mümkün. Misafir ettiği her öğrencide derin bir hayranlık uyandıran Türkiye, Hibo'nun da gönlünü kazanmış. Öyle ki Hibo henüz Türkiye'deyken gönüllü elçiliğe başlamış bile. Her akşam ailem ile görüntülü konuşuyor.
ve birkaç Türk kelimeler onlara öğretiyorum. Mesela merhaba, güle güle, hoşça kal, nasılsınız, iyi misiniz ve öğreniyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze bilmiyor kahveyi nasıl yaptım. Bilmiyor mu? Evet. Biraz üstünde. Türkler uluslararası öğrencileri, uluslararası öğrenciler de Türkleri seviyor. Hibo'nun komşuları sık sık onları ziyaret ediyor, bir istek ya da eksikleri var mı soruyorlar. Burada Müslüman bir şehir ve bize iyice büyük bir avantaj. Çünkü mesela bir arkadaşla Fransa'ya gittik. Orada namaz kılmıyorlar çünkü unutuyorlar. Çünkü farklı var, saat biraz farklı. Ama Türkiye ve Cibuti saat aynı. Büyütülecek bir farklı yok. Her zaman namaz 5 vakit zaman yapıyoruz. Ülkemizin misafirperverliği temelini oturtmuş olan yaran kültürü bugün hala Çankırı'da yaşatılıyor. Düğün dernek toyumuz var, bozulmamış soyumuz var, imrenilen huyumuz var, Çankırı derler bize. Derde derman da tuzumuz, asildir oğul kızımız, ihanet çalmaz sazımız, Çankırı derler bize. Etmek için atalarımızı, yaktık yaran ocaklarımızı. Mevlam daim eylesin, birlik beraberliğimizi. Misafir öğrencileri ağırlamada Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne yol gösterici oluyor. Yaran, elini, dilini, belini, sahip, Malatya. Bir ananın iki oğlu, bir amalığın iki oğlu. O da olur, bu da olur. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Bir millet, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. İkisi de cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her anımız. Sevincimiz, melalımız. Bayraklarda hilalımız. Azerbaycan, Türkiye. Ana yurda vatan koydum, ata yurda könül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye. Onlar gönüllü elçiler. Onlar gönlünü Türkiye'ye verenler. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerinden, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimize akın ediyorlar. Hayalleri, hedefleri hep aynı. Daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek ve bu geleceği çok sevdikleri, mutlu oldukları Türkiye'de hazırlamak. Türkçe benim ikinci ana vatanım. Hani bana sorsalar ki Türkçeyi mi daha çok seviyorsun, Azerbaycan'ı mı? Azerbaycan bir vücudum olsa döyünen kalbim, yani çarpan kalbim Türkiye olur. Hani Türkçeyi o kadar çok seviyorum. Kendi vatanım gibi yani. Her an yolunda canımı verecek kadar çok seviyorum.